Bizim geçmişten gelen dünya markalarımız var. Rumi felsefesi de Aziz Mevlana'da bu markaların en büyüklerinden biri. Yeni çağımızda da yeni markalarımızı yaratıyoruz. İstanbul'da bir markamız. İstanbul içinde Atatürk Kültür Merkezi de kültür ve sanat adına çok önemli bir markamız. Refik Anadolu bu iki markayı çok güzel buluşturdu. Çağımızın modern sanatıyla Rumi felsefesini çok güzel yerine getirdi. Burada biz Konya Belediye Başkanımıza da teşekkür etmek istiyoruz. Çok güzel bir işbirliği yaptılar bakanlığımızla birlikte. Sonuçta Rumi dediğimiz zaman aklımıza Mevlana dediğimiz zaman Konya geliyor. Konya da bunu çağımızın yeni iletişim modelini çok iyi kullanıyor. Konya'yı hedefimiz dünya markası yapmak. Önce Türkiye'de sonra dünyada bir dünya markası yapmak ki dünyada çok iyi bu Hazreti Mevlana ve Rumi felsefesi çok iyi bilindiği için onu da marka sanatçılarımız, marka destinasyonlarımızla yan yana getirerek çok anlamlı bir birliktelikle hızlı bir şekilde sonuca gidiyoruz. Hem bu işbirliklerinden dolayı hem de bu işbirliğini İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yapmamızdan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Hazreti Mevlana Konya'nın en önemli değeri ve onun özellikle gençlerimize anlatılması adına çok önemli bir başlangıç yapılmış oldu. Elimizdeki dijital bütün verilerin gözden geçirildiği bir yapay zeka vasıtasıyla bir sergiye dönüştürüldüğü bir platformdayız şu anda. Türkiye'nin önemli markalarından birisi olan Refik Anadolu Bey ile bir çalışma yürüttük. Buraya gelen herkesin etkileneceği bir durum ortaya çıktı. Özellikle gençlerin Hazreti Mevlana ile tanışmalarını bir fırsat oluşturacak. Tabii sergi sadece gençler için değil, Hazreti Mevlana'yı seven, onun felsefesini benimseyen, ona muhabbet duyan herkesi AKM'deki Rumi Dreams sergisine bekliyoruz. Özellikle 2023 Hazreti Mevlana'nın Şeb-i Arzu'nun 750. yılı. Bu manada burada açtığımız sergiyi önce Türkiye'nin önemli şehirlerinde sonra dünyanın önemli şehirlerinde açmayı planlıyoruz. Konya hızla bir turizm şehri olma yolunda mesafe kat ediyor. Kültür Turizm Bakanımızın bize çok büyük desteği var. Tüm Konyalılar adına Sayın Bakanımıza ben tekrar teşekkür ediyorum. Öncelikle Rumi Dreams isimli eserimiz aslında bir yapay zeka veri heykeli. İzleyiciyi çevreleyen ve içerisinde Mesnevi'nin 19 dile çevrilmiş yapay zeka ağlarına dönüşümünü, anlaşılmasını ve daha sonrasında milyonlarca, 1,5 milyondan fazla çok değerli, kıymetli eserlerin taranması ve arşivlenmesi sonrasında ortaya çıkan bir deneyim. Ses tasarımı da aynı zamanda yine yapay zeka ile ortaya çıkan çok modelli yapay zeka deneyimi diyebiliriz. Özellikle geçmişi, bugünü ve geleceği bir araya getirmeye çalışan, daha önce hissedilmemiş dijital sanat duygularını ortaya çıkaran, çok hepimizin gurur duyduğu, onur duyduğu bir eser ortaya çıkardık. Ve sonsuz başkanımıza, tüm ekibe bu eserin içerisindeki geçen her bir tek veriyi bizlere ulaştıran herkese çok teşekkürler. İnanın bir yılın daha uzun bir süredir verilerin dijitalleşmesi ortaya bayağı ciddi bir zamanımızı aldı. Fakat hem belediyenin mükemmel desteği hem kültür ekibinin desteği sayesinde bizlere muazzam bir veri havuzu ortaya çıktı. Bunun dünyaya yayılması, gezebilmesi en büyük hayalimiz. Çok etkileyici bir sergiydi. Yani görseller, müzik, her şeyiyle işini alan. Gerçekten çok da sıra bekledik ama beklediğimize değdi. Anlatılmaz yaşanır cinsten bir deneyimdi, öyle söyleyeyim. Çok güzeldi yani, nutkum tutuldu neredeyse. Çok gerçekçiydi, bir animasyonun içinde gibiydim. Teşekkür ederiz Refik Anadolu'a. Güzel bir etkinlikte. Teşekkür ederim. Dermin, Doğan Hisar mı?